Evet bayanlar baylar, kanalımızın yeni serisi olan Kim Yarışmak İster'e hoş geldiniz. Şimdi yarışmacım zahmet ediyor. Evet şöyle buyurun. Buyurun Ahmet, sizi tanıyalım. Adım Ahmet, 6. sınıfa gidiyorum. İmam Hatip'te okuyorum. Seçmelerden bu yarışmaya katıldım. Bu kadar. Tamam, isterseniz şimdi yarışmaya geçelim. Hazır mısınız? Evet. O zaman birinci sorumuza başlayalım. Bozkır'ın teze nesil lakaplı rahmetli halk ozanı kimdir? A. Kıvırcık Ali, B. Neşet Ertaş. Neşet Ertaş diyorum. B. Evet. Cevap Neşet Ertaş'tı. Tebrik ediyorum. İkinci sorumuza geçelim. Milli mücadele döneminde işgallere karşı direnen düzensiz birliklerin adı nedir? A. Tekalif-i Milliye, B. Kuvayi Milliye. Ben Kuvayi Milliye diyorum çünkü başında komutan olmayan düzensiz birlikler, yani Kuvayi Milliye son karar. Tamam. Evet, cevap Kuvayi Milliye, doğru bildiniz. Tebrik ederim. Sonraki sorumuza geçelim. Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çeker? A. Cam kırığı, B. iğne. Bu soruyu herkes bilir zaten. O yüzden tuzağa düşeceğimi sanmıyorum. Cam kırığı diyorum. Son kararınız mı? Hayır, tabii ki de. İğne diyorum. Son kararı. Evet, cevabımız doğru. İğneydi cevap. Tebrik ederim. Şimdi biraz konuşalım isterseniz. Heyecanınız azaldı mı? Yani evet. Hepsini bilince. Evet, şu an gayet iyi diyorsunuz. Evet, dördüncü sorumuza devam edelim. Çocuk Hakları Günü hangi tarihte kutlanmaktadır? A. 20 Temmuz, B. 20 Kasım. Ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. O yüzden uzmana sor. Joker hakkımı kullanacağım. Emin misiniz? Kullanmak istiyor musun? Evet, eminim. Tamam, o zaman şimdi uzmanımıza bağlanıyoruz. Merhaba Abdullah Bey. Yarışmacımız Ahmet 4. soruyla takıldı, size danışmak istedi. İsterseniz ben size soruyorum. Çocuk Hakları Günü hangi tarihte kutlanmaktadır? A. 20 Temmuz, B. 20 Kasım. Evet, yarışmacımızın 4. soruda takılmasına üzüldüm. Cevabı şöyle açıklayabilirim. A şıkkı 20 Temmuz kesinlikle değil. B şıkkı 20 Kasım cevabımız, çocukların özgürlük ve hakları bayramı bu tarihtedir. Teşekkür ederiz Abdullah Bey. Uzman Abdullah Bey'e hiç güvenmiyorum. Cevaba A şıkkı 20 Temmuz diyor. Son kararınız mı? Şaka yapmıştım, 20 Kasım diyeceğim. Evet, doğru cevap. Evet, 4. sorumuza geçelim. Evet, şimdi 5. sorumuza geçelim. Gülü ile meşhur olan ilimiz hangisidir? A. Tekirdağ, B. Isparta. Ben bu soruyu bilmiyorum. O yüzden kafamdan bir şey söyleyeceğim. Bana Isparta daha yakın geliyor. O yüzden ben Isparta diyeceğim ama emin değilim. Son kararınız mı? Bilmemekle birlikte evet. Evet, cevabımız doğru. 5. Isparta çevirdim. Buraya kadar geldiniz, sizi tebrik ediyorum. Şimdi 6. sorumuza geçelim. Türkiye'de kaç tane coğrafi bölge bulunmaktadır? A şıkkı 7, B şıkkı 5. Ben bunu biraz düşünerek sanırım dağlar, platolar falan coğrafi derken biraz düşüneceğim. Ben bence 7'dir diye düşünüyorum çünkü o kadar da az şey yoktur yani. Kocaman ülke. Tamam. Ben 7 diyeceğim. Son kararınız mı? Cevabınız doğru. Cevap 7'ydi. Ne şanslıyım ben bugün. Evet, tebrik ediyorum. Evet, 7. sorumuza geçelim. Yerden fışkırarak çıkan sıcak su kaynaklarına ne denir? A şıkkı lav, B şıkkı gazer. Ben B şıkkıydı sanırım, gazer diyorum. Son kararım. Evet, son kararım. Yani su kaynağı dediğine göre lav değildir herhalde diye düşünüyorum.
Evet, doğru cevap ve Gayzer, tebrik ederim. 8. sorumuza geçelim şimdi. İstiklal şairi olarak anılan şair aşağıdakilerden hangisidir? A. Mehmet Akif Ersoy, B. Yahya Kemal Bey. Canım kalay ama seni niye bu kadar güldürdü bilmiyorum ama Mehmet Akif Ersoy diyorum, son kararım. Evet, cevap A şıkkı. Mehmet Akif Ersoy, tebrik ederim. 9. sorumuza geçelim. Rumeli Hisarı'nı hangi padişah yaptırmıştır? A. Kanuni Sultan Süleyman, B. Fatih Sultan Mehmet. Ben buna Kanuni Sultan Süleyman demek istiyorum. Son kararınız mı? Evet. Maalesef cevabınız yanlış. Ama 9. soruya kadar geldiniz. Bu da bir başarı. Sizi tebrik ediyorum. Evet. Yarışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben yine de çok üzülmedim. Çünkü 9. soruya kadar geldim yani. Diğerlerinin bu kadar başarabileceğini sanmıyorum. Evet, şimdi atıyoruz. Bir daha da görüşürüz. Evet bayanlar ve baylar, kanalımızın yeni serisi olan Kim Yarışmak İster programının sonuna geldik. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın abi. Anım Ahmet, 6. sınıfa gidiyorum. Bu kadar. Bu kadar. Tamam. Bu kadar. A. Kıvırcık Ali, B. Neşet Ertaş. Ne bileyim ben. Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çeker? Mıknatıs aşağıdakilerden... Bu soruyu zaten herkes bilir bunda. Bu soruyu zaten herkes... Sanmıyorum. Abi. Ben kırılıyorum. Yarışmacımız Ahmet Bey, 4. soru. Olmaz. Yanlış mı? 20 Temmuz değil mi onun cevabı? Ne gibi? Aa, 20 Temmuz. Ben hiç güvenmiyorum. Uzman. Uzman Abdullah Bey hiç güvenmiyor. Uzman Abdullah Bey hiç... Uzman Abdullah... Uzman Abdullah Bey hiç güvenmiyorum. Ben bu soruyu... Ben bu soruyu bilmiyorum. Bilmemekle birlikte evet. Evet, cevabımız doğru. 5 şıkkı Isparta Kelebekleri. Bir daha diyordum. 7, 5 şıkkı. Ben Gayzer diyorum. Nasıl okuyayım? Gayzer diyeyim. Tam burayı kesersin.